Mahmud Efendi'ye rabıtayı kaldırdınız, o halde biz de sizden ayrıldık. Rabıta iman meselesi midir? Bir tane hadis göstersene sen rabıtayla ilgili. Bir kere rabıta sünnette yok zaten. Ve adını da kendi yeni kurdukları cemaatin adını Mahmud Efendi, müceddit. Yani müceddit midir, değil midir? O çok tartışılır da. Kıymetli dostlar, Alparslan Kuytul Hoca'nın bu sözleri camiamızı son derece üzmüştür. Efendi Hazretlerimize müceddidlik ünvanının verilmesi ve rabıta konusunu bu arkadaşımız hafife almış. Birincisi, bilmemiz gereken bir şey var ki bu ünvan Mahmud Efendi Hazretlerimize 3-5 kişinin alimin veya hocanın vermiş olduğu bir ünvan değil, 40'tan fazla ülkede 400'den fazla alimin oy birliğiyle seçmiş olduğu bir ünvandır. Rabıta konusu da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e aktararak günümüze kadar ulaşan manevi ve kutsal bir yoldur. İkinci bir husus ise Alparslan Hoca bu söylemleriyle son derece yanlış ve çirkin konuşmalarda bulunmuştur. Oysa ki kendilerinin kursları polis tarafından basıldığında, kadınlarına joplarla saldırılar düzenlendiğinde ilk olarak sesini çıkartan bizim camiamızdır. Günlerce hocalarımız ağır küfür, hakaret ve eleştirilere rağmen, birçoğunun yıllardır hizmet etmiş oldukları sosyal medya hesapları kapatılması ve ban yenilmesine rağmen günlerce sizin yanınızda durmaktan vazgeçmedik. Türkiye'de hiç kimse size sahip çıkmazken, sizinle aynı karede gözükmek istemezken biz camiamız olarak günlerce, aylarca yanınızda olduğumuzu ve tüm desteklerimizi belirttik. Şimdi biz gelelim bu gösterilerde çarşaflı kadına yapılan bu çirkin saldırıya. Ekranlarda da gördüğünüz üzere başörtülü bir kadın polis çarşaflı bir kadına jopla çok sert bir şekilde müdahale ediyor. Bu çirkin saldırıyı esefle ve şiddetle kınıyoruz. Bu çarşaf bize Hazreti Ayşe annemizin emaneti. Tabii ki biz bunların hepsini Allah rızası için yaptık. Bu başka bir konu. Ancak zor günlerinizde sizin yanınızda olan camialara, cemaatlere, hocalara, alimlere karşı bugün onların değerlerini, kutsallarını hafife alırsanız yanlış yapmış olursunuz. İslam'ın en önemli değerlerinden biri de vefadır, vefa borcudur. Siz vefanızı, manevi borcunuzu bu şekilde değerlerimizi, kutsallarımızı alaşağı yaparak mı ödüyorsunuz? Alparslan Hoca ve tüm camiası yapmış oldukları bu çirkin davranıştan ve konuşmalardan ötürü özür dilemelidir.